tüp bebek tedavisini aslında bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Yani her ne kadar tedavi aslında kadının adet döngüsüne paralel olarak başlayıp yaklaşık 15 günlük süren bir süreç olsa dahi kadının daha önceki tüm yaşamı boyunca almış olduğu pozitif veya negatif etkiler direkt olarak tedaviyi etkileyebiliyor. Tabii kadın ön plana çıktığı için de bu tedavilerde özellikle vurgulanması gereken noktalardan en önemlisi bence kadının yaşı. Özellikle endüstriyelleşmiş bir toplum içerisinde yer almaya başladığımız son dönemlerde kadının evlilik yaşı otomatik olarak artmakta. Artı erken dönemde evlense dahi bebek isteme dönemini ileriki dönemlere aktarıyor. Ama kişiden bağımsız olarak tüm kadınlarda 35 yaşından sonra gebe kalınabilirlik ne yazık ki azalıyor. Dolayısıyla kariyer planı, evlilik planı veya sosyal hayat planı yaparken bunun kesinlikle kadınlar tarafından göz önüne alınması gereken bir nokta olduğunu düşünüyoruz. Tabii şöyle bir mesaj çıkmasın, 35 yaşından sonra gebe kalınmıyor mu? Hayır, kalınıyor ama kadın erkekten farklı olarak üreme hücresi olan yumurtayı yaşına paralel olarak üretir. Yani 30 yaşındayken ürettiği bir yumurta 30 yıldır rafta beklettiği bir yumurtadır. 40 yaşında taze olarak ürettiği bir yumurta aslında gerçekte 40 yıldır rafta bekleyen bir yumurtadır. Dolayısıyla kadınlara buradan vereceğimiz en önemli, anne adaylarına diyelim hatta vereceğimiz en önemli mesaj, lütfen yaş planınızı yaparken evlilik ve çocuk sahibi olmayı da buna paralel olarak yürütün. İkinci olarak neler söylenebilir? Tabii elden geldiğince iyi yaşam koşulları sunmak gerekiyor. Elden geldiğince sigara, işte alkol gibi fazla olmamak kaydıyla şeylerden uzak durmak gerekiyor. Stressiz olabilirse bir yaşam olmasını arzu ediyoruz. Ve yine tabii çok gündeme gelmekle beraber çok hassasiyet göstermemiz gerekir mi bilemiyorum ama kilolu olmayı çok arzu etmiyoruz. Bu cümleyi neden biraz uzattım? Özellikle polikistik overlerde daha fazla kilolu hastalar görüyoruz. Ve ne yazık ki her zaman kilo verebilmek çok mümkün olmuyor. Kilo vermeyi veya tam fiziki şeklinin düzgün olmasını arzu ediyoruz. Ama her zaman bu pratikte geçerli de olmuyor. Bu da kilo kendisi için stres olarak geri dönmemesini arzu ediyoruz. Yani verebilirse çok iyi olur. Ama veremiyorsa da evet belirli bir kiloyu ki body mass index olarak bir oranla anılıyor bu. Olmama, belirli bir rakamın üzerinde olmamak kaydıyla kilolu olmasını da tip bebek tedavilerine engel olarak görmüyoruz.